Selamun aleyküm. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Hayırlı günler diliyorum hepinize. Güzel kalplerinize papatyalar. Şimdi bugün dolapta fasulyem vardı. Yeşil fasulye. Ve birazcık da kıyma buldum. Hemen bununla güzel bir patatesli falan yeşil fasulye yemeği yapacağım. Ama patateslerim yok ko. Dışarıdan alayım da geleyim. Aldım geldim. Uy. Balkona koyuyorum ben patates soğanı. Orada duruyorlar. Hemen balkon kapısından değil bu kapıdan geçmek daha yakın geldi bana. Çünkü balkonun kapısı kilitli. Onu açana kadar hemen gittim geldim. Tamam. Bu kadar lak lak yeter. Hemen işe koyulalım. Hemen patateslerimi soyayım. Şöyle. Bu soyacak gerçekten çok güzel. Yani ben çok bayılıyorum buna. Kalem açacağı gibi. Bayağı iyi. İşimi görüyor ya. Elime de yakışmıyor. Yani bak patates bu şekilde mi tutulur? Hiç yakışmıyorsun elime patates. Bak yapamıyor bak bak. Hemen üçüncü patatesimi. Patatesler bir tarafı kötü olabilir diye 4 tane aldım ama 3 tane yeter yemeğe ya. Zaten 2 kişiyiz. Çocukların yiyeceğinden bir şey olmaz. Onların yiyeceği zaten kuş kadar. Seven hemen yapar. Rabbim bizleri o kötü insanlardan, kötü ağızlardan, kirlenmiş kalplerden, kararmış, böyle karanlıktan da karanlık kalplerden, kafalardan korusun. Gerçekten. Yıl olmuş 2022. Emme! Daha bazıları, bazılarına hüküm etmeyi hak biliyor. Sanki ben ona hesap vereceğim. Ben Allah'a hesap vereceğim. Ben günah işlemiyorum, bir şey etmiyorum. Yani günahsız kimse yok. Asla ben günahsızım da diyemem. Bilmeden yaptığım günahlarım vardır elbette. İlla ki vardır. Kimse sütten çıkmak kaşık değil. Kimse de kusura bakmasın yani. Ama böyle konuşmamak lazım. Bilmek hani illa bilerek günah yapılıyor demiyorum. Bilmeden yaptığımız çok günahlarımız vardır illa ki. Ama ne yapacağız? Allah'ım bizi affet bilerek veya bilmeyerek yaptığımız günahlarımızdan diyeceğiz. Millete gidip de laf yetiştirmeyeceğiz. O kadar çok çoksunuz ki. Hani annemin şarkısı var ya, ne cancıklar, cancıklar diyeyim ben. Kendi şeyimi bozmam olmaz. Çünkü edebim el vermez edebi elden gidene, edepsizlere. Madalya takıyorlar herhalde bunları. Biz de yapalım mı go? Hadi biz de birilerine böyle kötüleyerek bir yerlere gelelim. Madalya veriyorlar. Tabii. Reklamın iyisi kötüsü olmaz. Şanımız yürüsün. Ah anam anam güzel anam. 3 yıl emek ver, uğraş edin. Ben hazıra kondum valla. Ben hep diyeceğim. Hep diyeceğim yani bunu. Ben hazıra kondum. Annem bana böyle yemeği hazırladı, sofrayı koydu önüme getirdi. Al, ye. Pişmiş et. Hani büyümüş çocuğa falan herkes bakar. Yani. Siz anlıyorsunuz beni. Kelimeler, lukatlar aynı. Yani. Mol modelim. Rol modelim, söyleyeyim, diyemedim, konuşamadım. Rol modelim annem.
Ben annemin eseriyim. Anne sanatçıdır, eseri de yavrularıdır, çocuklarıdır. Annem ne yaparsa ben onu yaparım. Bir baba ne yaparsa çocuklar onu yapar. Anne ne yaparsa çocuklar onu yapar. Ben de anamın kızıyım. Şimdi güzel güzel yemekler yapıyorum. Ama dert oluyor. Anamın etleri dert oluyor. Benim hamur yoğurmam dert oldu. Bak. Belki güzel anlamda yazmışsın mı bilemiyorum ama bence güzel anlamda yazılan bir yazı değil o. Hemen ben rendemi de alayım. Şuradan. Şunları da yıkayayım. Elimi yıkamadım go. Rendeyi de suya tuttum. Çünkü elimi yıkamadan elledim. Hemen ne alacaktım ben bak. Sözde beni böyle kötüleyeceksiniz. Kötüleyin ya bu. İlle bir şeyler bulursunuz siz. Mustafa'cığım, canım kardeşim benim, pantolonlarından birazcık daha gönderir misin? Onlar güzel oluyor ba. Çok seviyorum onları kesip kesip giymeyi. Benim hiç kıyafetim yok. Kafama takacak tokam bile yok. Ya. Süzgecim bile delik. Deliklü süzgeç kullanıyorum. Hemen hızlısından domateslerimi ben rendelemeye başladım. Siz görmediniz tabii ki de. Şu son domatesimi de rendeleyeyim. Ya. Ben elimdekilerle mutluyum. Ah. Benim aşkım hızlı. Sana kurban olurum ben. Teşekkür ederim kocacığım. Ben teşekkür ederim. İnşallah eşimle de güzel bir video çekeceğiz. Artık nasıl da çatlarlar bilemeyeceğim. Bak bak derler, eşine yemek yaptır ya derler. Benim eşim eli hızlı zaten. Yemekler de çok güzel. Başka yerde yemek yiyemiyorum. Eşim yemeği yediğim zaman. Valla eşim benim yaptığım yemekten başkasının yemeğini kesinlikle gerçekten beğenmiyor. Sevmiyorum. Yemeklerin güzel. O yüzden eşimin yemeklerine alışmış. Teşekkür ederim. Yavuz efendim de tıraş oldu bugün. Arkadaşlarıyla oynuyor. Size birazdan bir şey göstereceğim. Soğanlarından başka bir tabağa alayım hemen. Bu elimi yıkamadan ıslak olduğunu öneriyorum ama sonradan en son ben bunları güzelce siliyorum tabii ki de. Onu da belirteyim. Benim bu tahtam birleşikti. Çifti vardı. Kırıldığı için ben bunu artık soğan ve sarımsakta kullanacağım. Diğerini öyle çok soğan kokusu, sarımsak kokusu sinsin istemiyorum. İnşallah bir gün alırım yani. Şöyle üçlüsünden. Bu arada kahve de içiyorum. Ne kadar şey de olsa bir içecek içmeye vakit ayırıyorum kendime. Aşağı kayıyor. Hemen pirinçlerimi de ıslatacağım. İnşallah 2 bardak pirinç çıkar buradan. Yoksa
Bir koşu gidip alacağım. Bugün de böyle olsun. Hemen sarımsaklarımı da şöyle ezdireyim ya. Şöyle yapayım. Bugün ezmemeye karar verdim. Bu şekilde hazır. Kıymalarımı biraz vermem gerekiyor çünkü taş gibi. Çıkartmayı unuttum. Son anda aklıma geldi. Markete de bir daha gidemedim. Elimdekiyle yapacağım. Normalde ben aşağı buzdolabında çözdürüyorum ama şimdi mecburum. Bu şekilde pişecekler. Hiç yakışıyorum eline. Bak bıçağı bile tutmayı beceremiyorum ya. Uy. Hemen tenceremi koyalım. Elimi kurulayayım. Yağımızı ekleyelim de güzel. Zeytinyağıyla yapacağım ben. Hem zeytinyağlı, hem kıymalı, hem patates. Oh mis gibi. İlk önce kıymalarımı kavurayım, ondan sonra soğanımı ekleyeceğim. Ondan sonra salatasını, sonra domatesini bir güzel ekleyeceğim. Evet, soğanlar kavrulsun hemen. Kıymalar kavrulsun da, şaşırdım gene bak. Kıymam iyice kavruldu, soğanlar nefledim. Soğanlar da kavrulduktan sonra cığıma salçalarını ekleyeceğim, domatesli biber. Salçamı da ekledim. Şöyle. Sarımsaklarımı da ekledim. Domateslerimi de ekledim. Bunlar biraz pişpişladıktan sonra şeker atacağım biraz. Hem zeytinyağı var hem domates var. Zeytinyağı da olduğu zaman şeker koyuyorum yemeklere. Ve ikisi bir olunca koymamak elde değil. Ben böyle yapıyorum. Bu kadar şeker yeterli olacaktır. Evet, bu şekilde içine koydum şekeri de. Evet, şekerini koydum. Şimdi patateslerimi ekleyeceğim. Patateslerimi de şöyle güzel karıştırayım. Ve tabii ki de fasulyelerimizin sıra şimdi. Bunları böyle buzuyla koyuyorum. Hiç erimesini beklememe gerek yok.
Bu şekilde de patateslerle falan bütünleşsin. Birazdan birbirlerine kavuşacaklar. Nazar değdi go. Bak beceriksiz değilim ha bak. Hep bunlar nazarda. Hep bunlar nazardan oluyor. Bu ocağımın en güzel yanı böyle silsem de sarı peçeteyle yağ falan kalmıyor. Hemen siliniyor. Yani sadece şunlar biraz uğraştırıyor. Aparatlar. Onun haricinde uğraşmıyorum. Evet. Hemen tuzumuzu da ekleyelim. 2 tatlı kaşığı kadar tuz ekledim. Ondan sonra hemen bir yine fışkışlayalım, karıştıralım. Şimdi süzgeçle suyumu ekleyeceğim. Birazcık su eklesem yeter. Ben bu süzgeci yeni almıştım. Küçük cezvede böyle su dökerken ateş bunu eritti. O yüzden atmaya kıyamıyorum. Çünkü çok öyle süzgecimi erittim, artık daha yeter dedim. Kireç çok oluyor, o yüzden yine içinde kireç oluyor ama en azından böyle çok kalın parçalarını içine gitmesini engellemiş oluyorum. Şöyle göstereyim size hemen. Tatam. Bu arkadaşlar pişe dursun. Ben pilavımı yapacağım. Anne ne var? Yemekte ne mi var? Yeşil fasulye var, kıymalı patatesli. Bir de pilav var. Ama ben patates istedim. Tamam aşkım. Ben onu sıçrattım, yedim. Yerim ben seni. Gel. Ay, bismillahirrahmanirrahim. Hemencecik pilavımı da yapayım. Pilavımı zeytinyağı ile yapacağım. Tencereyi bulaşık makinesine atmıştım. Bu şekilde zeytinyağlı pilav da güzel oluyor. Yok anneciğim. Hemen şehriyelerimi de ekliyorum. Yağı kızdırmadım. Çünkü kızartma yapmayız. Evet. Anneanneme bir de destek verin. Bir kurban oldum. Anneme destek verin, anneanneme de destek verin diye. Yerim ben seni, yerim. Bugün de çıktık, gezdik, dolaştık. Süt kenesiyle falan Yavuz Efendi'le yakalamacı oynadık, kaydık. Güzel vakit geçirdik. Çok şükür Rabbime. Rabbim herkesin evine huzur nasip eylesin. Sağlık, sıhhat nasip eylesin. Bereket nasip eylesin. Kimsenin gözü kimsenin ekmeğinde olmasın inşallah. İnsan bir kuru soğan bir ekmekle de doyuyor. Bazılarının gözü açlıktan başka şeylere doğru gidiyor. Kötü şeylere bakıyor. Pirinçlerimi de ekledim. Şehriyelerim kavruldu. Şöyle kalanını da sıyırayım içine. Ziyan olmasınlar. Hemen tuzunu ekleyip kavurayım.
Mis gibi olacak. Şöyle ben öyle çok da kavurmuyorum. Şöyle bir iki pış pış yapam yetiyor. Eşimin yemekleri hepsi güzel. Yemekleri hepsi güzel. Evet, şimdi bekleyelim. Çünkü hocası ustadır, aşçı. Öğrenen anasının karnını öğrenmiyor. Evet. Hoppala, bu da pişsin bakalım. Uyt. Pilavım doldu. Fasulyem doldu. Oh, mis gibi. Hili hili, süt kenesi. Sen ne yiyeceksin şimdi? Süt kenesi. Uş, kuyruklu süt kenesi. Hop. Hadi gel bakalım. Hop hop hop. Heh, gel hadi gel. Heh, bak bakalım tadına nasıl olmuş. Allah, Muaz'da varmış da biliyormuş orayı koymayı. Isırırım seni bak ha. Düğme göstü. Hadi ham yap, ham yap. Ham yap, ham yap. Sevoş. Yiyelim şimdi ben. Hmm. Önüne bak önüne. Sen ye, sen ye. Anne, kurban olurum sana ben. Elleri çirkin. Çirkin. Sen ye annem, sen ye. Hmm. Yoğurdumuza bir bakalım. Maşallah. Uş. Evet tatam. Hemen kaseye birazcık alayım. Görüyorsunuz. Evet, soframızı da kurduk bugün çok şükür. Şöyle. Fasulyem. Bu şekilde go. Pilavım da böyle. Şimdi yoğurdumdan süt kenesine vereceğim. Bakalım ne tepki verecek. Aç ağzını, ağzını aç. Ağzını aç. Ham da. Al. Aha, al al al. Tamam mama. Tamam sen kendin mi yiyeceksin? Tamam. Verdim sana. Uş, yerim seni ben. Aşk kızım benim. Güzel mi? Tamam, süt kenesine onay aldık. Güzel olmuş. Uş, döküldü annem. Hı. Güzel mi? Vereyim mi? Tamam. Yavuz efem de şurada uyuyor. Burada hemen. Bugün yoruldu. Yakışıklı oldu. Çok acıktım, çok. Burada acı biberimiz de var. Birazdan Yavuz Efe de uyansın, onu da yemek koyarım. İştahım yok diyecek kesin. Yavuz Efeciğim uyandı. Düğme gözlü. Güzel olmuş mu? Benim iş işlemini tutuyorlar.
Anlamadım anne. İşten not dedim. İşten mi yok? Dedim. Vah yavrum. Senin de mi yok o? Baba. Yerim ben sizi. Yerim yerim. Aşk çocuklarım benim. Ballarım benim. Oh ben de öpeyim. Oh. Oy. Elhamdülillah ya Rabbim, çok şükür bugünün de yedim, içtim, gezdim çocuklarımla, oynadık. Çok şükür elhamdülillah. Rabbim olmayanları nasip eylesin. Çevrenizde huzursuz insanlar varsa görmeyin. Ben öyle yapıyorum. Görmüyorum. Yok. Hani? Yok. Yoklar. Huzurumu bozanı, bana kötü konuşanı görmüyorum. Nerede go? Hani? Yoklar. Ana! Ya? Yavuz hemen gidiyor. Bakın yoklar. Bakın burada birileri var mı? Yok. Yok yani. Böyle bu kadar. Yoksunuz. Toz zerresi kadar bile yoksunuz. Oy çok mutluyum. Yorumlarınız çok güzel ya. Siz harikasınız ya. Sizi çok seviyorum. Çok seviyorum. Çok seviyorum. Gerçekten canı gönülden söylüyorum. Rabbim işinizi gücünüzü rast gidersin inşallah. Ne duanız varsa kabul eylesin inşallah. Rabbim hastalarımıza şifalar nasip eylesin inşallah. Şafi ismiyle. Rabbim çocuklarımızı, analarımızı, babalarımızı, kardeşlerimizi hepsini korusun inşallah. Tüm sevdiklerimizi korusun. Sevdiklerimiz varsa yanımızda. Gerisi boş. Ben sizleri çok öpüyorum. Rabbime emanet olun. Bay bay. Bay bay hepinize.